Merhaba arkadaşlar, ben Ataberk Musallı. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda AYT Matematik için kaynak önerileri yapacağım. Ve bu kaynakları çözerseniz eminim ki çok iyi yerlere geleceksiniz. Tabii bütün önerdiklerimi çözmeyin. Ben zaten seviye seviye anlatacağım. Kendi seviyenize uygun olandan en üst düzeye gelmeyi hedefleyin bence AYT Matematik adına. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi öncelikle AYT Matematik için şu önemli. Konu anlatımını nereden sağlayacağız? YouTube'da bir sürü güzel hocamız var bu konuda. YKS Matematik yazdığınızda kendinize en güzel gelen hocayla devam edebilirsiniz konu anlatımına. Veya zaten dershanelerde vesaire dinliyorsunuzdur. Bir de birçok dershanenin de kullandığı EIS fasikülleri var. Bende de vardı. Konu anlatımı için birebir klasik soruları veriyor. Arkasında da şöyle göstereyim. Mesela bu fonksiyonlar fasikülü. Şurada yeni nesil sorular. Orta düzey sorular ve ileri düzey sorular. Orta düzeyden 7 soru, ileri düzeyden 8 soru, yeni nesilden de 6 soru içeriyor. Bir giriş yapıyorsunuz böyle, bir soru tarzlarına hafiften giriyorsun. Defter tutmak istemiyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bence AYT Matematik'te fasikül gitmekte yarar var. Her konuyu özüne inerek, anlayarak öğrenmekte yarar var. Ama tabii ki soru bankası da çözdüm ve soru bankası da önereceğim. Şöyle Eğitim Vadisi'nin AYT Matematik Multi Testleri. Küçük bir kitap. Kolay ortadan orta zora çıkarıyor denilebilir. Başlangıç olarak idealdir. Ben hepsini çözmedim bu arada. Ama ilk test kitabı olarak hani AYT'ye bir tanışalım, merhabalaşalım diyorsanız bununla başlayabilirsiniz. İkinci soru bankam 3-4-5. 3-4-5'in TYT'de de önerdik. Denemelerinde de öneriyoruz. Dediğim gibi 3-4-5 harikadır. AYT Matematik adına da bence 3-4-5'ten şaşmamak gerekiyor. Bunu kesin alacaksınız. Diğerini almasanız da olur. Üçüncü soru bankam bilgisayar mal. Ben bilgisayar malını aldım ama çözmeye vaktim kalmamıştı. Cila olarak atacaktım. Sonrasında ben direkt denemeye geçtim. Bilgisayar mala vaktim kalmadı ama vaktim olsaydı kesinlikle çözecektim. Mantığını anlatayım size biraz. Konunun bütün klasik sorularını barındırıyor zaten. Sonrasında biraz daha ÖSYM tarzı testleri de var. Sonrasında her konunun sonunda sarmal testleri oluyor. Sarmal testleri biraz bir tık daha zor oluyor. Hem de önceki konuları da tekrar yapmak açısından güzel oluyor. Bilgi sarmal zaten benim de çok sevdiğim bir kaynak. Çok da kullandım her derste. Bir tek AYT Matematik'te vaktim yetişmediği için kullanamadım. Vaktim olsaydı çözerdim. Dördüncü soru bankası önerim. Acil yayınları. Her sorusu bir başyapıt. Ve şöyle şüpheleriniz olabilir. Ben acilin fasiküllerini kullanıyorum. Soru bankasını çözmeli miyim? Soru havuzu çok geniş ve hiçbir benzer soru barındırmıyor fasikülleri ve soru bankası. Bence artık kırklamayı hedefleyen bir insan da acil AYT Matematik soru bankasını çözmeli. Selam ver oğlum. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar Poseidon bu arada, kedim, tanıştırayım. Beşinci ve son önerim soru bankası adına kesinlikle 3'te. Zaten şöyle bir şey vardır. İlk 100, ilk 50 gibi fantastik sıralamalar elde eden insanlar 3D'ye aşığıdır. Bu hiç şaşmaz yani. Artık hadi ben kırklamayı da geçtim. Ben matematik olimpiyatçısıyım diyenleri 3D'de kendini kanıtlasın bence. Onun dışında gerek yok. Fasiküllere geldi sıra. Çap bence konuya giriş için ideal. Orta ve uzman testleriyle artık bir tek uzmanlığa geliyor. Neredeyse bütün konularda kullandım. Çok memnundum çaptan. Ama şöyle bir şey var. Çapı alırsanız en az 2 tane daha fasikül çözmeniz gerekiyor üstüne. Bunlar ne? Şöyle acil. Acil de gerçekten çok beğenerek çözmüştüm. Neredeyse hepsini çözdüm dediğim gibi. Acilin de. Acil ve çapın neredeyse hepsini çözdüm. Ben zor bir sınav beklemediğim için apotemiyi çözmemiştim. Bu sene kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Ve ben bu sene girecek olsaydım kesinlikle apotemiyi çözerdim. Çap orta düzeydir. Acil. İki tık üstüdür. Apotemi onun da iki tık üstüdür. Ve son önerim tabii ki apotemi bu kadar övdükten sonra. Özellikle maraton testleri var. Onda kesinlikle uğraşın. Bir soruya 20 dakika süre bile verebilirsiniz çözerken. Kendinize emin olun, bir şeyler katacak bu 20 dakika verdiğiniz süre. Konunun mantığını anlamanıza yarar sağlayacaktır. Önerilerim bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.